Herkese merhaba, yine karşınızdayız, yine sizlerle birlikteyiz ve bu çok güzel bir şey. LGS sürecini ilk aşamasını bitirdik. Ben her zaman şey diyorum, sınav bitti, asıl sınav şimdi başlıyor. Çünkü gerçekten bundan sonra sınavı değerlendirmek, sınavı iyi okumak, Türkiye'yi iyi değerlendirmek, arkasından da sağlıklı bir tercih dönemine merhabalaşmak çok önemli, çok kıymetli. İşte bu kıymetli dönemi iyi değerlendirmek istiyoruz biz de Pakkan okulları olarak. O yüzden sizlere rehberlik etmeye, sorularınızı cevaplamaya, merak ettiklerinizi sizin için araştırmaya, sormaya, sorgulamaya tüm hızımızla ve heyecanımızla devam edeceğiz. Çocuklarımız çok güzel bir sınav deneyimi yaşadılar açıkçası. Bu bizim için çok keyifliydi. Sonuçlara baktı. Bütün öğretmenlerim çok heyecanlı. Şimdi onları sırayla yayına alacağım. Hepsi çok heyecanlılar biliyorum. Onlar da kendi öğrencileri için bir şeyler söyleyecekler ama bu yayınlardaki amacımız sadece Pakkan Okulları öğrencileri için değil, Türkiye'de bize ulaşabilecek, yayınlarımıza ulaşabilecek herkese bir şekilde fikir vermek ve onları gerçekten rahatlatmak istiyoruz. Şimdi bugün LGS'yi hem bir genel değerlendirme yapacağız. Nasıl bir sınavdı? Beklediklerimiz oldu mu? Umduklarımız oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönettiği, bize şey yaptığı, önerdiği sorular çerçevesinde kalındı mı? Bütün bunları tek tek konuşacağız. Yasemin Hocam öncelikle, Yasemin Pakkan bizlerle birlikte olacak. Yasemin Hoca genel değerlendirmesini yapacak. Hemen arkasından uzman ekibimizden Yeşim Aksu Pesenoğlu, Nilfer Şenol, Sevgül Toğaç Özer, Olcay Ateş ve Arzu Buruk hocalarım da benle beraber burada sizin karşınızda olacak. Eğer sizlerin de soruları, görüşleri ya da katkı sağlamak istedikleriniz varsa isterseniz postlarımızın altına bunları soruları ilave edebilirsiniz. Ya da buradan da yayınımız el verdiğince, yorumları kapatmak istemiyorum ama yayında gidip gelmeler olursa kapatıyorum biliyorsunuz. Yayınımız el verdiğince sizle beraber burada olmak istiyorum. Şimdi sırayla davet edeceğim. Önce Yasemin hocamı hemen davet ediyorum. Bakalım Yasemin Hocam sizlerle neler paylaşacak. Öğretmenim merhaba. Merhaba Ececiğim. Nasılsın? Ben çok iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Biz bugün çok koşuşturmalı bir gündü. Hala da hala öyle. Hala da hareket halindesiniz. Görüyorum evet, evet. Hala da öyle. Çok koşuşturmalı bir gündü. Şöyle tabii sınav bittikten sonra dünden itibaren herkes... Dün değil hatta cumartesi gününden itibaren inanılmaz bir kontrol şeyi vardı. Kontrol etmeliyim. Hemen kaç aldığımı bilmiyorum evet. Şeklinde. Çocuklardan inanır mısın cumartesi günü bazı okullar, isim vermeyeyim şu anda birkaç okul, kitapçıkları okudu, karneleri verdi ve çocuklar artık ne yaptıklarını bilir oldular bazıları. Şimdi biz tabii okulda Ececiğim hiçbir şekilde cumartesi günü bu işi kapattık. Pazartesi günü dedik çocuklar. Nefes aldık. Hepsini aldık. Hem yıllık çekimli böyle sosyal mesafeli hem de çocuklarımızın kitapçıklarını verdik. Kontrollerini yaptık ve böylece bir liste çıkardık. Bu küçük bir Türkiye. Dolayısıyla şu an itibariyle elimizdeki sonuçlar hemen hemen tamamlandı. Küçük bir Türkiye çıkardık Ece. Ve böylece harika. De istiyoruz ki gerçekten işte ne bileyim 100 öğrenci sınava girmişse eğer çocuklarımızdan bu 100 öğrencide %10'a kimler girmiş? Hani en azından bir yüzdelik dilim olarak bir küçük Türkiye yaratalım istedik. Ve böylece hani tabii bu çok farklı bir yıl biliyorsun. Uzun uzun onlardan bahsetmek istemiyorum. Sonra bizim bu işte uzman olan rehber öğretmenimiz Mehmet Hoca'yla bugün söz verdim. Mümkünse bu hafta içinde bir Instagram ya da bir Zoom'dan, Zoom belki çok kısıtlı olur. Instagram'dan müthiş bilgileri artık almaları gerekiyor. 2018, evet. 2019 ve 2020 yıllarının acaba şeyi ne olacak? Farkı ne olacak? Şimdi bu dönemde, şimdi bugün çok güzel, çok kıymetli öğretmenler çıkarıyorum. Branşında evet. Gerçekten özellikle matematikte
Sanıyorum bazı sorular alacaksın. Nitekim katsayıyla ilgili evet, sorular evet. geliyor. Evet. Bu iş için Sevgil Hoca bu iş için evet. Matematikte gerçekten harika. Çok bilgili cevaplar verecektir. Katsayıyla ilgili çok güzel hesaplamaları var onun. 2-3 sene önceydi sanıyorum. Harika. MEB'in puanını değiştirdi. Dolayısıyla da hani matematik ekibi olarak güçlü. Bence ilk soruların çok güzel cevaplar alacaklar. Bu önemli bir şey canım. Siz hocam nasıl hissettiniz? Yani sınavdan çıkan öğrencilerinizle konuştuğunuz zaman bu yılki sınav için neler hissettiniz? Ne diyor öğrenciler? Ben velilere şunu tavsiye ediyorum öncelikle. Bütün öğretmenlere de lütfen birer çıktı alın. MEB'den o bütün şeyi sınavı yayınladı biliyorsun. Birer çıktı alsınlar. Hı hı. Sadece Türkçeyi ve sadece matematiği şöyle bir gözden geçirsinler. Yani bir Türkçe sorusu var. Plaka sorusu. Bir Türkçe sorusu var. Eski ninelerimizin kullandığı bir sözcük var orada. Eski ninelerimizin kullandığını bence ninesiyle beraber yaşayan çocuk doğru yaptı. Kaç çocuk nineyle yaşayıp da ninenin o güzel eski Türkçesini duyuyor ki? Hayır. Bizde artık ünlü harflerin bile kullanılmadığı bir selam, SLM ile konuşuyor çocuklarımız biliyorsun genellikle. Dolayısıyla Türkçe, Ececiğim çok güzel sorulardı. Onu söyleyeyim sana. Ama iki tane soru var. Ben şunu düşünüyorum hocam. Buyurun. İki tane soru var ki Türkçe'de çok seçici olmuş. Ve bence çok 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 işin üstünde olan öğrenci, hani bütün hayatı boyunca, gerçekten bütün eğitim hayatı boyunca çok böyle akademik, dimdik bir öğrenci dahi bu iki Türkçe'de hata yapmış olabilir. Olabilir, evet. Anladığım kadarıyla hocam az full bekliyoruz Türkiye genelinde diye düşünüyorum. Ben yani çok benim az de bekliyorum. Elde ettiğimden de. Evet, ben de bayağı konuşma yapıyorum Ece, okullardan da kontrollerden. Kaç full olduğu bence çok önemli değil. Full'den çok, piramidin tepesi çok önemli. Şimdi full bence işte 25, 30, 35, 40 tane. Bence bu böyle bir hani şansın da yaver gittiği, çok ciddi de çalışmış ama hani o gün şansın da yaver gittiği çocuklarda ben çok fazla bir full beklemiyorum. 25, 30, 40 diyelim. Peki. Asıl önemli olan hani 90 soruda 89, 88, 87 yani 85 ve üstünü üstü yapanlar. 85 ve üstünü yapanları merak ediyorum. Orada bir yoğunluk yok. Orada bir yoğunluk olmayacak. Piramit dik bir piramit aslında olacak. Aslında hocam geçen yıl fır yapıp her şeyi yapıp Galatasaray'a yerleşemeyen çocuklar vardı. Mesela ben bunu çok adil bulmuyordum zaten. O yüzden her zaman zor sınav iyidir deriz. Siz de bana öyle öğretmiştiniz, öyle söylüyordunuz. Seçici olması bu anlamda sanki iyi gibi değil mi? Ece, 1,5 milyon çocuk girdi. Bu çocuklar 4+4'ün hani şanssız çocuklarıydı. Şimdi nasıl seçilecekler? Evet. Nasıl seçilecek? %10'a göre bir sınav yapıldı. Bu sınav eğer kolay olsaydı tüm çocuklar için çok büyük bir şanssızlık olacaktı. Kolay sınav. Evet. Çalışan da yapacaktı, çalışmayan da yapacaktı. Ayırım olurken hadi yaşlar çıkacaktı ortaya. Ve bence seçici bir sınav olmayacaktı. Ama şimdi son derece seçici bir sınav çıktı ortaya. Matematiği güçlü olan, okuduğunu iyi anlayan, eski Türkçe, yeni Türkçe her şeyi tamamen sahip olan çocuk bu işte full yaptı mı? Bence yapamadı. Bence o çocuk da tam yapamadı. Ece, inanılmaz bir zaman sıkıntısı oldu. Çünkü sorular hiç bu kadar uzun soru olmamıştı. Hiç bu kadar uzun soru yoktu. Türkçe inanılmaz uzundu. Hadi neyse orada zamanı iyi kullanabildiler. Çünkü sosyal bilimler, din, İngilizce bunlar böyle şeker lokumdu. Şeker lokumdu.
Fen. Şimdi hepsini değerlendireceğiz hocam. Ben zamanını da iyi kullanmaya çalışıyorum. 12 dakikamız oldu bile. Tamam. Bile. Diğer hocalarımızı da alalım. Olmazsa yeni bir session daha açar. Sizle yine üzerine konuşuruz. Harikasın. Son hemen cümlelerimi söyleyip kapatıyorum o zaman. Çıkıyorum. Buyurun canım. Burada tamam. Sadece sınavda Türkçe ve matematik seçiciydi. Diğerleri evet. Çok moral vericiydi. Hani nispeten sen de bence öyleydi. Şimdi Olcay açıklayacaktır. Güzeldi. Evet. Fakat uzun sorular Ececiğim, matematikteki bu kadar uzun soru olamaz. Bu çocuklar zamanı yetiştiremedi ve bana sorarsan boş bırakmalar hep zamanı yetiştirememekten oldu. Ama sınavı hazırlayanlar da şunu düşündüler. Biz %10'a göre hazırladık sınavı. Zor 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 ve uzun uzun uzun. Evet. Ece teşekkür ederim. Tamam hocam. Şimdi ekibi alıyorum yavaşça. Şimdi çok güzel sorular da var. Ben hemen soruların sahiplerine de sesleneyim. Hiç merak etmeyin Çiğdem Hanım. Hepsini cevaplatacağım. Uzmanlara mutlaka soracağım ki Olcay zaten bazılarını yazılı olarak cevaplamaya başladı bile sevgili Olcay hocam. Peki o zaman izninizi rica ediyorum hocam. Ben son bir cümle daha söyleyeceğim Ece. Eğer yanlış ve boşlarınızın toplamı 5 ise, bakın bu yıl yanlış ve boşlarınızın toplamı 5 ise bu büyük bir başarıdır. Evet. Her şeyi takip edin. O kadar söyleyeyim. Tamam. Her şeyi takip tamam, edin. Tamam süper. Teşekkürler. Nazmiye Hanım zaten bir Türkçe bir din İstanbul Erkek Lisesi'ne girer mi demiş. Takip etmekte fayda var diyoruz. Tabii. Aslında. Çok sıkı takip etsinler. Harikasınız. Tamam. Peki hocam görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere canım. Emeklerinize hoşça sağlık bu arada. Sağ olun. Çocuklarınız size hayran, emeklerinize sağlık. Sağ ol canım. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer Yeşim Aksu Pesenoğlu bizle olacak. Hemen kendisini davet ediyorum. Ona da bir sınavı genel değerlendirmesini rica edeceğim. Aynı zamanda takvimi de soracağım. Çünkü haklı sorular geliyor. Artık tabii 16'sında sonuçlar açıklanacak deniyor ama ondan sonrasını herkes çok merak ediyor ve diyor ki biz tatile gitmek istiyoruz. Tatilimizi planlayacağız. Merhaba Yeşim, hoş geldin tüm merhaba adımda. Ececiğim, merhaba. Herkese merhaba. Seni gördüğümüze çok sevindik. Arka arkaya sorular geliyor. Önce kısaca bir sınavı sen Yeşim olarak bir değerlendir bakalım. Yıllardır bu sınavı öğrenci hazırlıyorsun. Yıllardır sınav sorularını ilk çözen uzmanlardan bir tanesisin. Hepsini tek tek çözdüğünü biliyorum sevgili Yeşim. Sence nasıl bir sınavdı? Yani bulunduğum konumdan ötürü evet gerçekten bütün soruları neredeyse tek tek gördüm. Kızın nerede hata yapabileceklerini küçük küçük yanlarına notlar alarak Türkçe'de böyle işte fende böyle matematikte böyle şeklinde ve sanki hani çözerken bile hissettiğimiz bir şey bu. Çocukların en çok zorlanacağı sorular bak bu yönde geldi. Milli Eğitim Bakanlığı şimdiye kadar çok güzel bir iş yapmıştı. Bize harika sorular verdi gerçekten. Onların ne kadarıyla 3000'den fazla soru değil mi? 3500'den fazla soru çıktı. Evet. 600 soru verdi ve bu soruların hani büyük bir kısmı çok işe yaradı. Gerçekten çok işe yaradı ama bazı derslerde küçücük ters köşeler oldu mu? Evet oldu. Onlar çocuklarımızı bazen sevindirdi, bazen üzdü diye düşünüyorum sınav esnasında. Çünkü bazı sorular var ki bazı derslerde. İnanın derslerimizin içerisinde çocuklarımıza bak çocuğum bu çıkacak dediğimiz şekilde. Mesela fen dersi. Gerçekten defalarca çözdüğü soruları çözdü çocuk sınavda. Ama işte bazı branşlarda, işte matematikte çok güzel, şimdi sevgilim daha güzel yorumlar yapacaktır. Ben dünden geçiyorum sadece. Farklı, aynı şey sosyal için başka, aynı şey Türkçe için bambaşka. Ama şu önemli, yani sınavın geneli hakkında ben bir yorum yapmak istiyorum, değerli buluyorum bunu. Bu çok güzel bir sınav oldu. Çünkü biz öğretmenler zor soruları severiz. Zor soruların çok güzel sıralamalar getirdiğini düşünürüz. Çünkü kolay soru sınav demeyelim ama biraz daha böyle çocukları rahatlatan, tamın çokça olduğu sorular. İnanın gerçekten bizim yerleştirmede karnımıza ağrılar sokan ve gerçekten... Evet, tabii. Da veliye ne söyleyeceğimizi bir türlü anlatamadığımız yani söyleyeceğimiz şeyleri anlamlarını yükleyemediği bir sürece giriyor veliler kayıt döneminde. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum özellikle. Kayıt dönemi çok rahat geçecek. Hem özel okullar hem de devlet okulları. Yani devlet okulları takvimden de biraz bahsetsen hazır bunu açınca yani kayıt dönemi deyince. Aynen. Ne zaman tatile gidebilir miyiz artık? Evet gidebilirsiniz. 16'da
ayın 16'sına kadar gönlümüz rahat olsun. Hatta bence 20'sine kadar. Cem Hocam çok güzel bir röportaj yapmıştı. Sizlerin aracılığıyla da detayları biraz daha fazlaca öğrendik zaten. 20 Temmuz itibariyle özel okul kayıtlarının başlayacağını söyledi. Ve 20 Temmuz itibariyle evet başlayacak, 31'ine kadar muhtemelen devam edecek. 27'sinde ve o son özel okul kayıt döneminin son bir haftasında evet gerçekten bir çakışma yaşanacak. Orada işte kararımızı vereceğimiz süreç olacak. Ama biz 16 Temmuz'a kadar mis gibi bir tatil yapıyoruz. 20'sinde bile dönemi çok iyi. Gayet. Evet. Şey, demek istiyorum. Evet. Derste aslında yorumlarına bir geri dönüp. Demin bir belliğimiz çok güzel bir şey sordu. Olcay da alttan hemen hızlıca cevaplayınca çok da kat sayı. Soru bazında kat sayı denilen bir şey var. Çünkü aslına bakarsanız belki de küçücük inceleseniz siz de rahatlıkla göreceksiniz. Diyeceksiniz ki işte şu puanı alabilir, bu puanı alabilir, bu puanı alabilir belki. Ama önce Türkiye geneli ortalamayı bilmek gerekiyor. Yani ne yapıyor Milli Eğitim Bakanlığı? Türkiye geneli ortalamalara göre belli bir ders bazında standart sapmayla ders bazında katsayı hesaplıyor. Yani bu şu demek, matematikte 20 tane soru var. Birinci soruyla 20. sorunun değeri aynı demek. Bu aslında değil, ders bazında katsayı dediğimiz şey. Demin özellikle bir velimiz sormuş bunun ne demek o zaman biraz açmak. Harika. Yani hiçbir şekilde işte atıyorum 12. soruyu herkes yanlış yapmış, onun puanı daha mı iyi? No. Hayır, öyle bir şey yok. Yani 12. ile 15. soruyu yanlış yapan öğrencinin ders bazında aldığı bir katsayı var. O katsayı üzerinden puanı hesaplanıyor. Evet, şu bir gerçek, ortalaması düşük olan dersin puanı daha yüksek olacak. Ortalaması düşük olan dersin puanı daha yüksek ama olacak. Ama ders bazında bakacağız. Evet, o doğrultuda değişecek demektir. Ve hani takvime geri döneyim. Yani takvimdeki 16 Temmuz tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize resmi sonuçları ilan edeceğini söylediği tarih. Ve 16'sının akşamı da özel okulların taban puanlarını ve kendi kontenjanlarını açıklayacağı tarih olacak. Evet. 20'si itibariyle de bizim yol alacağımız tarih olacak aslında. Bunun detaylarını belki bir sonraki toplantımızda daha detaylı paylaşırız ki biz kendi içimizde yine velilerimize daha bunu rahat aktarıyoruz ama bu küçük Instagram'da da yine bence onları kullanmak lazım. Çünkü bakıyorum veli şunu bilmiyor. Eski asparagas bilgiler vardır. Hani işte veli bir tarafa, anne bir tarafa, baba bir tarafa, işte birine vekalet edin, şuraya koşun falan denilen şeyler. Evet, evet. Ya, ilginçtir ki hani bunlar kendiyle beraber işin artı kısmı ile ilgileniyoruz biz. Çünkü ne kadar çok yanlış, o kadar rahat yerleştirme dönemi dediğimiz şey bu. Yani rahatlıkla işte hatta özellikle pandemiden ötürü de kaç tane artık yerleşecek olan belki de yedekte işte bulunan kişiler kendilerini daha rahatlıkla bekleme süresini belirleyecek, okul diyecek işte şu saatte şu saat arasında orada. Bunları hep adım adım anlatacağız bizlerde zaten. Bir soru daha gördüm. Harika. Ben ona cevap değil mi? Harika. Çok teşekkür ediyorum. Vereyim mi? Standart lütfen sapma, hemen verelim. Diğerine geçeyim. Standart sapma ne kadar ek puan veriyor demiş. Onu okudum az evvel de. Yani standart sapma bir ek puan vermiyor. Her derse özel bir puanlamayla katsayı hesaplanıyor. Kaç tane doğrunuz değil, kaç netiniz varsa da onunla çarpılıyor. Yani özel okullar evet. Mesela hani farklı farklı şeylere de bakmıyor. Yani o katsayı neyse alacağınız puan ham bir LGS puanınız var. O ham LGS puanınıza göre de okulların açıkladığı taban puanıyla başvuruyorsunuz. Bir de bir şey daha gördüm az evvel. Böyle hızlı hızlı ben Ece seni konuşturmadan konuşuyorum, susturabilirsin. Onu gibi alıyorum. Yok, diğer zamanı aşmak istemiyorum sadece. Lütfen bunu da cevapla, hemen Nilüfer'e alacağım sonra. Tamam. Yani okula has bir puan yok. Yani yok. Puanlama sistemi yok. Bir kez onu aldım. Yani her okula has bir puanlama sistemi yok. LGS ham puanımız neyse o okula onunla başvuruyorsunuz. Bu önemli bir şey. Yani aldığınız puanınıza göre taban puanınız okul 470 açıkladı. 470 ve üstü olan bireyler o okula başvurabiliyor. Bunu biliyoruz sadece. Bir de hani benim aklımda bir şey peki, var. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Söyleyeyim mi bir şey daha? Söyle canım, hemen söyle.
şey daha söyleyeceğim. Bir de taban puanları 2018 ve 2019'la kıyaslar mısınız diye bir cümle geldi bana benim velilerimden birinden bugün. Hani bunu şu an duymadım oradan ama bence bu çok değerli bir bilgi. 2018 ve 2019 arasında çok büyük bir fark vardı. 2018'de 18 tane full vardı sadece. Ve yaklaşık olarak 1 milyon 67 bin öğrenci girmişti. 2019'da ise 1 milyon 300 bin öğrenci girmiş ve 565 full vardı. Şimdi 1 milyon 800 bin kişi giriyor. Ve full sayısının hani biz kendi yorumlarımızca en fazla 150 olacağını düşünüyoruz belki. O yüzden nereye benzeyecek diye soruyor veliler. Ben diyorum ki büyük oranla 2018'e benzeyecek. Taban puanlar o yüzden geçen ayki taban puanları olmayacak. Biraz düşecek özel okullarda. Gönlümüzü bu nedenle rahat tutalım. Yani biraz daha derin nefes alalım. Yüzdeliklerimiz de açıklanınca sıralamamıza göre de beraber karar vereceğiz. Peki Yeşim'cim çok teşekkür ediyorum sana. Ben... Tekrar görüşeceğiz. Bol bol görüşünü alacağım senin de. Görüşürüz. Peki aynı devam ediyoruz. Şimdi Nilüfer Şenol'u davet edeceğim. Sevgili Nilüfer'e de soracağım. Bakalım o çok hızla çocukları, öğrencileri hazırladı. Bütün bir yıl neler hissediyor? Bakalım nasıl sorular bulmuş. Merhaba. Merhaba Ece, merhaba. Hoş geldiniz. Güzel yüzünü özledim sevgili arkadaşım. Seni gördüğüme çok sevindim. Bugün okuldaydık aslında. Seni de bekledik. Gözlerimiz aradı. Aramadı değil. Bu sefer gelemedim ama en kısa zamanda tekrar geleceğim. Nasıl bir sınavdı? Nilüfer neler düşünüyorsun? Şimdi soruları gördün, açtın. Evet. Şimdi Türkçe için konuşmak gerekirse ben çok heyecanlandım. 40 dakikada çözdüm. Çok hızlı çözerim normalde. Hiç öyle 40 dakikada çözülecek bir sınav mıydı? Ben çok heyecanlandığım için. Ben heyecanlanıyorsam yavrular da çok heyecanlanmıştır diye düşünüyorum. Şimdi bazı sorular vardı ki çok zekice hazırlanmış. Şimdi daha önceden böyle bir okuyuşta çözülebilecek gibi sorular da vardı. Ama bu sınavda 5 tane kadar soru çok zekice hazırlanmış. Ve hatalı değil sorular ama çocukların çok farklı cephelerden bakmaları gereken sorular vardı. Bilgiden çok çocuk yorum yapacak. Onu kafasında bir analiz edecek. Aa burada bana acaba ne soruyor diyecek. Onu bulup ki bu 3 dakikasını alacak çocuğun. En az 3 dakikasını alacak bunu çözmek. Bu sınava giren yavrular bunu biliyor. Bence ebeveynleri de görmüştür soruları. İllerin plakalarının tabii olduğu soru. Orada aslında A'dan Z'ye sıralama yapmışlar. Ama çocuklar bunu fark edecek. Aşağıdan seçecek. Sonra sözel mantık sorusu vardı. Biz bekliyorduk bir sözel mantık sorusu ama 5 tane grafik yorumlama sorusu sanki sözel mantık gibiydi. Evet. Buradan ben özünü şöyle düşünüyorum konunun. Şimdi evet tabii pandemi dolayısıyla biz 3,5 aylık bir bölümü kıstı MEB ve çok azıcık dil bilgisi sorusu sordu. Bu azıcık dil bilgisi sorusu da kazanımları kavramış çocuklar için kolaydı. Kolay sorular evet değildi ama kazanımları bilen çocuklar için kolaydı. Zaten başına öncüller vermişlerdi işte dil bilgisinde. Öncüllere bakarak aslında konuyu bilen çocuk için hemen yapılacak dil bilgisi sorularıydı. Ama burada ben neyi fark ettim biliyor musunuz? Ezberci öğrenmeden tamamen uzaklaşmış bir sınav. Kitap okumayan çocuğun yapamayacağı sorular bu değil mi? Hani bunu söylüyoruz ama ben artık evet şey diyorum. Yani bu yıl 5. sınıfa geçtiyse çocuğunuz başlayın hani artık kitap okumaya. 5 bile bence 5 bile bu alışkanlık belki çok bu geç. Yazar sevgisi ya da kitap sevgisi hani artık bütün bunlar için çok aynen hani hiçbir şey için geç değil. Evet. Ama çok da geç. Evet bir yandan da. Ya okumak gerçekten analiz, sentez yapabilmek için, yorum yapabilmek için ve bazı hayatımızda hiç duymadığımız sözcüklerle sınavda karşılaşmamak için çok önemli. Evet. Yani, hatta ben A kitapçının 1. sorusuna baktım böyle kafadan orada bir de takıldım. Yani benim bildiğim şey böyle değildi diye. Tabii ki yani şıkları indirgediğiniz zaman belli oluyor ama 1. soru daha kitapçığında kafa karıştırmaya yetti. Birçok çocuğun da yanlış yaptığını gördüm o soruyu. Doğru mu? Öyle, öyle. 4. soru da öyleydi. Sözcükte anlam sorusu. 4. soru da öyleydi. Evet. Şimdi yaşımız büyüdükçe sözcüklere hakim oluyoruz.
Biz yaş aldıkça evet. atasözü deyip ve sözcük bilgimiz artıyor ama bunlar küçücükler. Bu küçücük çocuğun evet. bu kısacık hayatına soktuğu sözcükler zaten günde 200 farklı sözcükle konuşuyoruz. Bu Yasemin evet. öğretmenim de az önce söyledi çok eski sözcüklerdi dedi. Biz çocukları nasıl evet. o zaman bu eski sözcüklere alıştıracağız? İşte bunun tek yolu evet, o suretiyle sorusu. Evet, suretiyle evet. sorusu. Çok fazla bu sözcüklere maruz kalmalılar. Nasıl maruz kalacaklar? O zaman demek ki çok fazla okumaları lazım. Şimdi ben hep derdim ki çok eskiden, yıllar evvel. Ya işte neden eski Türk yazarları okusunlar ki? Günümüz değişti, bakış açısı değişti, sözcükler değişti. Ya. Ama değil. Yeni yani değil. O sözcüklerde dilimizde ve bu sözcükleri anne babalar kullanmıyor. Biz kullanmıyoruz. O zaman çocuk o sözcükle hayatında ilk defa karşılaştığında yabancı bir dil gibi bakıyor. O zaman buradan ne çıkarırız? Bence Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet öncesi Türk edebiyatı okunmalı. Reşat evet. Nuri'den bahsediyorum burada. Ama yeni dönem Türk yazarlar da okunmalı elbette. Ama burada önemli olan çeviri eserlerden çok Türk yazarın yazdığı kitapların okunması ki sözcükler biraz daha zengin olsun, biraz daha bize dilimize yakın olsun. Ya bence bu sınav 6'lara 7'lere de büyük mesajlar verdi diye düşünüyorum. Hani 8'ler yaşadı gitti ama 6'lar ve 7'ler de geleceğin ayak sesleri olarak senin bu söylediklerine çok yakından tarif. Sence şey bir her öğretmene soracağım bunu bundan sonra. Tartışmalı bir soru var mı? Yani hani iptal edilmesi Türkçede öyle bir soru yok. Türkçede plaka sorusu var harika. Çocukları strese düşüren. O da A'dan Z'ye aslında evet. saydıklarında doğru çıkıyor. Türkçe'de bir tane sözel mantık sorusu var. Çocuklar eğer dinliyorlarsa onlara şöyle söyleyeceğim. Evet. Davul çalanın okulunu bulduktan sonra diğer çocuğun okuluna A sınıfı demektense B sınıfı derseniz o zaman cevap çıkıyor. Yani yoksa çocuklar bir sınıf alırlarsa eğer bir şubeyi seçerlerse tüm şıklar doğru çıkıyor. Ki ben ilk öyle çözdüm. Evet. Ama sonra dedim ki tüm şıklar doğru olamaz. O zaman bir de öteki türlü deneyeyim. Öteki türlü denediğimizde yani sınıfı başka alırsanız o zaman cevaba ulaşacaksınız. Yani burada da bir soruya çok yönlü bakmanın gerekliliğini değil mi? De öğretmiş oluyor aslında. Hayata evet. çok yönlü bakmamız gerektiğini de sınamış oluyor bu sınav. Çok teşekkür ederim Nilüfer'cim. Evet. Ben teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğim bir şey son dakika? Hani sınav bizim bilgimizi değil, hem heyecanımızı, hem dikkatimizi, hem de yorum gücümüzü ölçüyor. Üniversite sınavının da böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü pandemi nedeniyle onlar da aynı güzel dönemden geçtiler. O zaman demek ki orada da daha çok yoruma, analize yönelik sorular çıkacaktır. Biz burada çocuklarımız küçükken onlara okumaları için yönlendirme yapmalıyız ama kitap oku diyerek değil de beraber okuyarak daha güzel olacağını düşünüyorum. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi teşekkür hemen sevgili ederim. Alacağım. Biraz matematik ve hesaplamalar soracağım. Öpüyorum seni. Hoşça kal. Evet. Şimdi bu sefer sevgili Tuğaç Özer'i alacağım yayına ve tabii biraz matematik sorularını da soracağım ama sizin sorularınız da var. Puan hesaplamaya çalışıyorsunuz bir yandan da. Bunu soracağım sevgili hocaya. Bu konuda ne düşünüyor acaba? Bakayım bir saniye. Sevgili hocayı da buldum. Ekliyorum. Acaba puan hesaplamaya kalkmak bu dönemde daha bu kadar az bilgi varken elimizde ne kadar doğru? Bunu da konuşmak istiyorum kendisiyle. Merhaba sevgilim, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sağ olasın Ece. Sen nasılsın? Ben deyim, hareket halindesin sen. Evet. Süper. Biliyorum. Harika, harika. Her yere koşan yetişen öğretmenlerden bir tanesi işte. Sevgili matematik soruları nasıldı? Hayal kırıklığına uğrattı mı seni? Aslında beklediğimden çok farklı değildi. Yani hani farklar vardı tabii ki. 2018-2019'a olan fark şuydu. 2018 ve 2019 LGS'lerde kısa sınıflar vardı. Yani evet. çok böyle hızlı yapabilecekleri sorular vardı matematikte. Yine uzun sorular vardı ama o kısa sorulardan ve senden kazandıkları süreyle uzun soruları yapabiliyorlardı.
Harika. Olmadı. Bu sene fen soruları da çok zordum. Onu kısa sürede bitiremediler. Aynı zamanda matematikteki çoğu soru çok uzundu. Evet. Uzun sorulardı yani. Evet. Sorunu yaşattı. Evet evet. Yani mal sorunu zaten bayağı etkili çocukları. Moral. Peki Sevgi, sen daha önceki yıllarda hata soruda sorularda hata bulup hesaplamalarda hata bulmuş falan benim hep tarihine geçmiş bir öğretmensin. Şimdi o gözle soruyorum. Sence tartışmaya açık bir soru var mıydı? Şimdi tartışmaya açık bir tane soru var. Bazı öğrencilerimizin yanlış anladığı. Ama ya iptal edilmesi. İptal edilmesini bekliyor musun? Yani, küçük bir ihtimal de olsa evet iptal edilebilir. Hani soru anlatılıyor. Ne demek istediğini anlatıyor. Ama bazı noktalarda ucu açık kalıyor. Şimdi dikdörtgen sorusu. İşte panoya afiş yapıştırıyoruz şeklinde bir soru. Daha önce de buna benzer bir soru TEOG'da iptal edilmişti. İptal edilme olasılığı var. Ama yapılabiliyor. Yani bizim öğrencilerimizden mesela çok fazla aslında sorun yaşayan çıkmamış o soruyla ilgili. Peki bir sorum daha var sana. Evet. Bir sorum daha var Sevgilcim. Şimdi bir netlerini gördü insanlar tabii ki hani ne yaptıklarını, kaç yanlış, kaç doğru ve boş yaptıklarını gördüler. Tabii ki ilk refleks olarak puan hesaplamaya çalışıyorlar. Ve tabii ki geçmiş yılların puanlarıyla da kıyaslayıp şu okul olur mu, bu okul olur mu diye hatırı sayılır soru gelmeye başladı. Bir uzman gözüyle sence bu noktada yapmak, bunu yapmak doğru mu? Nasıl yönlendirelim velilerimizi? De şu an doğru değil. Çok yanlış olur çünkü elimizde buna örnek olan bir sınav yok. Yani 2018 belki evet. Matematik netleri çok düşecek. Bu da standart sapmayı yükseltecek. Yani matematik sorularının puanları bayağı yüksel. Yani zaman sıkıntısı soruların yapılmasını tabii ki etkiledi. Dolayısıyla her şey değişir. Yani okulların taban puanları değişecek. Öğrencilerin aldığı puanlar değişecek. Hani bir şeye baz almak istiyorlarsa belki 2018 düşünebilirler. Bir parça fikir verebilir ama biz her şekilde 16 Temmuz'daki sonuçları beklemek zorundayız. Doğru anlıyorum değil mi? Karlar için onu beklemek zorundayız. 16 Temmuz'da asıl her şey belli oldu. Peki Sevgül, eğer senin küçücük bir ihtimal dahi var dediğin şekilde eğer bir soru iptali olursa bu soru iptalinin çocuklara avantajı mı var, dezavantajı mı var? Nasıl yorumluyorsun bunu? Avantaj olur. Yani herkes de doğru kabul edilir. Matematik yani şöyle bir durum aslında. Matematikteki ortalamayı birazcık yükseltir. 2018'de matematik ortalamaları eksilerdeydi. Ben bu sene de eksilerde olacağını tahmin ediyorum. Hani evet. Zorluk olarak belki birazcık daha zor olan ki öğrencilerin hazırlığıyla şu anki öğrencinin şeyi farklı olduğu için zamandan bu sefer kaybettikleri için gene eksilerde bir net çıkar. O bir tane soru matematik puanının bir sorusunun puanını azaltacaktır. Bu da güzel olur yani aslında. Yani yoksa diğer avantaj olur. Olacak. Bakalım. Peki çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin bir şey? Velilerine, öğrencilere ne söylersin? Ya şu an sakin kalmasını istiyorum herkesin. Yani hiçbir şekilde panik yapmasınlar. Netlerimiz düşük olduğu, şöyle oldu falan diye üzülmesinler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çok çalıştı zaten öğrencilerimiz. Çok. Ya bu puanlarını ne alırlarsa alsınlar onları en güzel şekilde değerlendirmeye çalışacağız. İşler rahat olsun. Evet. Yani şu an sakinlemek, yorucu bir süreç yaşadık. Yani pandemide hem LGS stresi hem pandemi stresi zor bir süreç yaşadık. O yüzden sakin deyip dinlenmelerini istiyorum sadece. Peki çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Sevgilcim. Peki biz devam edeceğiz. Şimdi Olcay Hoca'yı alacağım. Olcay Hoca'yla fen sorularını değerlendireceğim. Fen sorularının bir kısmı için bazıları için çok kolaydı diyorlar. Bazıları içinse yok kardeşim zordu diyorlar. Şimdi bu konuda onun fikrini sormak istiyorum. Olcay Hocam'ın davetiyesini göremiyorum. Bir dakika bir daha bakayım. Olcay Hocam'ın davetiyesi. Olcay Hocam bir girip çıkıp tekrar davetiye gönderir misiniz? Belki zaman aşımına uğradı sizin girişiniz. Hemen bakıyorum.
Bugün yayınımız da güzel de izleniyor açıkçası. Hah, buldum. Olcay hocamı da hemen davet ediyorum. Ekliyorum. Fen sorularının bir kısmı için kolaydı diyenler var. Hemen tık 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 cevapladılar diyenler var. Bazıları da zor diyor. Merhaba Olcay. Merhaba Ece, nasılsın? Çok heyecanlıyım Olcay. Evet, hepimiz. Bakalım fen için sen neler söyleyeceksin? Hepimize çok bir grup diyor ki kolaydı. Hepimize çok hepimize. Benim için kolaydı demeyeyim. Şimdi de şey olmadı. Ben hepsini full yaptım. Öyle söyleyeyim. Daha süpersin. Umduğun gibi miydi diye sorayım o zaman. İle karşılaştığım hepsi doğru çıktı. En azından öyle bir şey yapabilirim. Full çıkarmışım yani. Şimdi herkese bir geçmiş olsun diyelim. Bütün öğrenci hani ne diye nasıl anlatılır? Binlerce saatlik online eğitimler, işte sabahlar, akşamlar, geceler, gündüzler derken en son sınava girdik ve bitirdik artık hikayemizi. Şimdi bundan sonraki işte başlayacak, bundan sonraki başlayacak süreç işte 16 Temmuz, 20 Temmuz ve 31 yani 31'i gibi gidecek. Tercihler başlayacak. Tercih dönemlerinde de tabii bilgimiz birazcık var bizim yıllardır öğrenci hazırladığımız için. Orada biraz daha yardım etmeye çalışacağız hani o kısımda. Şimdi bundan sonrası için de dediğim gibi sadece en sıkıcı süreç beklemek olacak. Ben hani başlamadan önce bir şeylerimizi yapayım. Hani sorular vardı birkaç tane. Hayır bakalım. Bir tahminimce sorular hani hep herkesin sorduğu sorular. Bana da kendi öğrencilerimden geliyorlar. Puanlar düşer mi? Beklentimiz puanların tabii ki düşmesi yönünde. Çünkü hani sınav netlerine baktığımız zaman bir yığılma olur mu? Bir yığılma tepede değil de hani daha çok böyle 3-4 yanlış civarına belki bir sıkışma olabilir. Hani biraz daha alta incikle genişleyecektir. Hani bir grafiği çizdiğimiz zaman işte ilk öndekiler, sondakiler, ortada yine bir şişme olacaktır. Hani beklentimiz bu. Yani tabii ki sınıf puanlar düşecektir ama ne kadar düşecek bu konuda? Bu konuda tabii ki standart sapmalar işin içine girecek. Zaten Sevgül Hoca da, Yeşim Hoca da anlattı. Standart sapma soru bazlı olmuyor. Ders bazlı oluyor. Yani herhangi bir sorunun başka bir sorudan bir üstünlüğü yok. Şimdi ben kendi branşıma geleyim yorumlamak için. Biz tabii ki normalde LGS sistemine geçildikten sonra belirleyici bölüm sayısal bölüm oldu hep sınavlarda. Çünkü sayısal bölüme göre hani standart sapmalar yükseldi, alçaldı. Puanlar ona göre değişti. Normalde kat sayılar 4 ile başlıyor ama standart sapmada matematik ve fenin kat sayıları işte 5'e, 6'ya, 7'ye, hatta ilk LGS'de matematiğinki 8, fenininki 7 olmuştu falan. Şimdi bizim beklentimiz, bizim bu seneki fen sorularımız kazanımlara uygun. Biz soruları çok beğendik. Yalnız MEP biraz bize bir nedenin öğrencileri biraz şaşırttı. Çünkü yaklaşık olarak 3600 tane örnek soru, yani örnek değil aslında, il sorusu yayınladı. İşte Nisan ve Mayıs'ta ikişer tane, diğer aylarda birer tane bir şey yayınladı. 3 ya da 4 tane soru MEP'in yayınladığı soruların içerisinde bulunmayıp ilk kez öğrencilerin gördüğü sorular. Soruların geçen yıllardan daha şeyi hani farkı daha uzun paragraflı sorularda. Hani içerisinden yine okumak gerekiyor değil mi? Yine okumada tabii ki, tabii ki. Zaten en son söyleyeceğim şey olacak hani. En son söyleyeceğimiz şey olacaktı. Sorular uzun olduğu için şimdi biz standart olarak öğrencileri sayısal bölüm olarak hani Sevgil Hoca, ben, işte Emre Hoca falan hazırladığımız zaman öğrencileri hazırlıyoruz. İşte 80 dakikanın 50 dakikasını matematiğe ayırın, 30 dakikasını feni bitirin diye. Hatta bazen feni daha az de bitirin. Çünkü orada okuyup yapmanız daha şey olacakken. Bu sene şöyle bir sıkıntımız oldu. Fen soruları da çok uzun olunca bu sefer istediğimiz sürede, öğrencilerin de istediği sürede bitiremeyince matematiğe daha az vakit kaldı. Netlere, sayısal netlere biraz düşürmüş oldu. Yani sayısal netlere birazcık daha düşürmüş oldu. Bu biraz hani etkilemişti. Fende 3-4 tane çok basit hani temel düzeyli ilkokulda az buçuk bilgi eğitimi almış öğrencilerin de yapabileceği çok basit, genel kültürü iyi öğrencinin yapabileceği çok basit 3-4 tane soru vardı. Ama 3-4 tane de tam olarak seçici, hani daha önce görmedikleri yeni tarz soru tiplerinden, hani böyle okuyup yorum yapma ve bilgiyi kullanma üzerine sorular vardı. Hani son dönemde o PISA dediğimiz sınavlara daha çok benzeyen. Evet. Yani ayırt edicilik zaten her derste olduğu gibi fende de 3-4 soru üzerindeydi. İşte hani dolayısıyla biz yine fenin kat sayısının biraz daha yüksek. Yani ana belirleyicinin matematik, sonra fen ve Türkçe olduğunu düşünüyorum. Yani daha çok harika. Hani
Fen tabii matematiğe göre bir tık daha kolaydı öğrenciler için ama sorular daha uzun olduğu için geçmiş yıllara göre hani matematik de uzun olunca bu sefer süre sıkıntısı çıkmış oldu. Böylece bir sınav geçirdik. Biz fen adına sorulardan da memnunuz. Herhangi bir soruda kavram hatası, yanlışlık falan filan gibi bir şey de görmedik. Yani bunu gören arkadaşlar varsa bize de söyleyebilir. Çünkü öğretmen gözüyle soruya bakmakla dışarıdan birisinin öğrenci gözüyle soruya bakmak aynı şey olmuyor. Biz şu anda göremedik diyelim en azından. Soruları gayet beğendik ve bu şekilde devam edecektir fen soruları. Ben yaz 7. sınıflara bir tavsiyem olacaktı. Hani 7'den 8'e geçenler. Sınav hep zor, çok uzun sorular. Birinci öncelik bence yazın mutlaka ve mutlaka kitap okuyun. Hani bu sadece kitap okumak sadece Türkçe için değil, matematikte de, fende de. Fende de. Yani şöyle bir şey. Beklenti, bakın mantığı anlamak gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın felsefesi ne? Şimdi biz tabii öğretmen olarak bunun felsefesini anlamak için hani seninle birlikte de bir sürü şeylere katıldık. Hani tabii. Böyle bir tabii. Konferanslar, kongrelere katıldık. Temel felsefe şu. Bilim okur yazarlığı. Hem matematik için hem fen için de geçerli olan bir şey. Bilim okur yazarlığı. Bu şöyle bir şey. Ezbere bilgiden ziyade verilen bilgiyi düzgün kullanıp bunun üzerine yorum yapabiliyor musunuz? Bu da sadece Türkçenin görevi değildir bakın. Hani bütün yani hayatınızın her alanında belki işletmenin satın bile görevidir. O yüzden de MEB'in felsefesi bu konuda bilim okur yazarlığını arttırmak olduğu için matematik ve fende de yine mutlaka bir bu okur yazarlığı arttırmak için normal hani dediğimiz normal kitapları da okumak lazım. İlla popüler bilim kitaplarından bahsetmiyoruz. Türk yazarlarının çok mükemmel bir kitapları var. Bunları okumaları gerekiyor. Bunları okudukları zaman daha rahat edeceklerini hem tecrübelerimle hem de öğrencilerimden gördüm. Fenle ilgili şey yapabiliriz. Yani söyleyeceklerim bu söyleyeceklerim tamam. Kadar. Ama dediğim gibi o zaman şey tavsiye, mutlaka kitap okuyun. O zaman biraz da bir soru sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyeceğiz bundan sonra ve ondan sonra da sınav sonuçlarını yorumlayıp okul tahminlerinde bulunmak için tabii 16 ki, Temmuz'u hatta eşim de söylediği gibi 16-20 Temmuz'u bekleyeceğiz. Şahsi fikrimi soracak olursanız hemen veliler bu konularda şeydir hemen ya düşer mi puanlar şahsi fikrim ben düşeceğini hatta bu arada bütün hani şeylerin bütün hani devlet özel ayrımı yapmıyorum bütün puanlar düşecek çünkü şöyle bir şey var bir bilgi de ekleyebilir miyim kısaca puanının hiçbir önemi yok hani soranlar için hiçbir önemi yok yüzdelik dilim dediğimiz bir bu yüzdelik dilim şuna tekabül ediyor mesela atıyorum 450 puan 2018 LGS'de %1'lik dilimdeyken 2019 LGS'de 490 puan %1'lik dilimdeydi. Dolayısıyla sizin asıl yorum yapacağınız kısım %1'lik dilim olmak zorundadır. Dolayısıyla %1'lik dilime de ait olan puan bu sene ben 470 puan 475 puan civarında olacağını düşünüyorum. O yüzden hani bu %1'lik dilimi belirlemek için de bütün Türkiye'nin standart sapması Türkiye'yi görmek lazım. Buna göre yapmak gerekir. Çok teşekkür ediyorum sevgili Olcay. Yine yayınlar yapacağız, yine değerlendirmeler yapacağız. Şimdi 7'lerimiz, 6'larımız sana emanet. Onları hadi bakalım i̇nşallah, koşturmaya başlayalım. Bakalım. Biz de heyecanla yeni nesle bekliyoruz artık. Haydi bakalım görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal. İyi günler herkese. Olcay Hoca'nın dediğine ne olur dikkat edin. Puanları tabii ki puanlar düşecek, inecek. Her yıl olduğu gibi bu konuda bir sürü çalışmamız olacak. Ama önemli olan burada sıralama. Milli Eğitim Bakanlığı'na da bir çağrıda bulunduk aslında. Biz sıralamaları açıklayın dedik. Yüzdelik dilimlerden daha çok ihtiyacımız var dedik. Bakan Live'da yaptığımız pek çok yayında. Umarım Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da kayda değer olarak görülür ve sıralamalar açıklanır. Çünkü sıralamalar hepimizi bu anlamda daha rahat atlatacak. Merhaba. Ne haber Arzu? Hoş geldin yayınımıza. Sen İyi, de böyle hoş bulduk. Sen de hareket halindesin. Pakkan okullarının dinamik öğretmenleri harikasınız. Evet, yeni gidiyorduk evimize. Olsun. Ne güzel işte. Başlıyoruz yavaştan tempoya. Peki, sevgili Arzu, evet, sosyal bilimler testini nasıl değerlendirdin? Nasıldı senin için? Neler söylersin? Şöyle söyleyeyim, sosyal bilgiler yani inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin soruları kolaydı.
Ama şöyle bir ifade kullanabilmek istiyorum. Daha doğrusu kullanayım diyeyim. Türkçeden enkazsız çıkacak çocukların rahatlıkla yapacağı bir soruydu. Yani 10 soruyu gözü kapalı, yani 10 dakika içerisinde bile bitirebilirlerdi. Ama dediğim gibi Türkçeden enkazsız çıkmaları gerekiyordu. Türkçe çok zorladı çocukları. Bu işte tipik bizim beklediğimiz soru şekilleri aslına bakarsanız. Hani bir yerden yoruyorlar, bir yerden basite alıyorlar soruları. Biz inkılap olarak, Olcay Hocam da bahsetti biraz önce. Yani şehir denemeleri olsun, bir sürü örnek sorular olsun karşımıza çıktı. Örnek sorularımız çok daha kolaydı. Mantık muhakeme hiç yoktu, evet. Mesela. İnkılap tarihinde mantık muhakeme soruları hiç yoktu. Direkt okuduğunu anlamaya yönelik. Artı birkaç tane de bilgi sorusu vardı. Yani çocukların rahatlıkla yapabileceğini düşündüğümüz sorulardı. Yani hata yapan çocuklar tamamen sınav stresine yenilmiş olan çocuklarımızdı. Zamana yenilmiş olan çocuklarımız oldu. Yani genel olarak konuşuyorum. Bu Türkiye ortalaması olarak konuşuyorum. Bizde netler güzel, fakat dediğim gibi çocuklar Türkçe'de çok strese girdiklerini söylüyorlar. Bana da söyledikleri ilk cümle bu. Yani öğretmenim çok yoruldum, hani orada zamanı çok harcadım şeklinde bir ifadede bulunuyorlar. Yine ortak bir cümle kullanacağım. İşte okuma yazmanın, işte okuduğunu anlamanın önemi. Aslına bakarsanız temelde bir okuma alışkanlığının olmaması ve maalesef ki bunun bir yılda kazandırılmasının ne kadar zor olduğunu aslında görebiliyoruz. Yani LGS'ye hazırlanmak bir yıla özgü bir şey değil. Temelden hazırlanılması gereken bir şey. Bu yıl bile biz 5. sınıflarımızla ders yaparken ders sonunda çocuklara hani Einstein bulmacaları belki biliyorsunuzdur, kitaplar böyle küçük mantık muhakeme sorularının olduğu, ALES tarzı kitapların işte bulmacaların olduğu, akıl yürütmelerin olduğu kitaplar tavsiye ediyoruz. Bunun temel nedenini işte o 8'e doğru yavaş yavaş adım atabilmek. İlk kez karşılaştığı sorular olunca çocukların da doğal olarak zorlanıyorlar. Hele bir de sınav ortamında oldukça zor oluyor. Evet, LGS için diyebileceklerim bunlar. 10 sorumuz vardı zaten. Basitti sorularımız. Ama dediğim gibi çocukların çok dikkatli okuması gerekiyordu. Peki, çok teşekkür ediyorum sevgili Arzu. Rica ederim. Öpüyorum. Çok teşekkür sevgiler. Öpüyorum. Selamlar, sevgiler. Hoşçakalın. Sana da görüşürüz. Hoşçakalın. Bizim için, bizim uzman kadromuzun gözüyle sınavları böyle değerlendirebiliriz. Yasemin Hoca'nın yine katkı sağlayacağı çok şey olacaktır açıkçası yayınlarla ilgili olarak. Yine ve keza Yeşim'in de. Eğer onlar buradaysa aslında onları da tekrar davet etmek isterim. Bir Yeşim'i deneyeyim burada mı diye, izliyor olabilir. Aslında tekrar almak isterim. Soruların seçiciliği son derece dikkatimizi çekti. Bu tabii üst sıralardaki sıralamayı bir parça rahatlatacak. Sevgili Yeşim. 10-15 yıl sınavı. Ben de sana bunu geldik. Merhaba tekrar. Tekrar sana hemen mikrofonu uzatayım. Zamanım kaldı diye düşündüm. Söz vermiştim çünkü. Neler ekleyeceksin? Bütün yorumları da dinledin öğretmenlerimizden. Evet, zaten hani ders bazındaki yorumlar bizim kendi içimizde de güzelce çıkardığımız yorumlar, hepsine de tek tek katılıyoruz her şekilde. Daha ziyade biraz da bu işin yerleştirme kısmında ya da az evvel böyle sorular geçti. İşte ne yaparız öğretmenim, yani puanlar düşer mi düşmez mi, takvim ne olur ne olmaz tarzında birçok soru vardı. Hani şu an Sevgi çok güzel bir şey söyledi, Olcay da öyle. Evet, 16'sına kadar gerçekten hepimizin dili damağı tutuldu. Yani hiçbir şey söyleyemiyoruz. Çünkü gerçekten bir önümüze gelsin, kaçıncı yüzdelik diliminde nerede bu çocuk, Türkiye genelinde kaçıncı olmuş bir gözlemleyebilelim. Ondan sonra biz de diyeceğiz ki evet, şu okul daha iyi oldu, bu okul puanı buna düşebilir ya da düşmez şeklinde yorumlar yapabileceğiz. Şu anda taban puanların düşeceğine dair bir öngörümüz tabii ki var. Çünkü geçen yıla nazaran çok daha farklı bir sınav sonucu olacak önümüzde. Evet. Aldığımız sonuçta. Evet, gerçekten çocukların sınav kalitesi çok çok iyileşmiş durumda. Çocukların kendi becerilerini ortaya çıkarabilecekleri soru sistemi içerisindeyiz. Bir de ısrarla mesela şey demişti, evet bu sorulara bakıyorsunuz hocam ama standart sapma, standart sapma diyorsunuz. Ne demek? Mesela onu da isterseniz. Evet. Konuşacağım dedi.
Biraz, yani, biraz zaten öyle bir soru da var. Standart sapma ile ilgili örnekleme yapabilir misiniz diyor bir izleyicim mesela. Bunun basit olarak karşılığını doğruca zaten şeyde bulabiliyorsunuz. Yani başvuru kılavuzunda görebilirsiniz. Yani kök içerisinde alın standart sapma hesabı yaptırsın size. Ama ben kabataslak herkesin anlayabileceği dille çevirmeye çalışıyorum. Lütfen, lütfen. Ben de daha iyi anlamak istiyorum. Standart sapma dediğimiz şey aslında şu. Yani Türkiye'nin bir toplam sonuçlarına bakılır ve bir standart ortalama bulunur. O ortalamayla işte negatif çıkar belki matematik ya da işte 4 çıkar Türkçe ya da işte ne bileyim 12 çıkar fen. Örnek veriyorum. Buna göre her bir soru için yine bir değerlendirme yapılacak ama evet ortalama alındıktan sonra net bir puan hesabı yapılır. Ne denir bu? Normalde şu anda bu yapılmasaydı Türkçe, matematik ve fenin katsayısı 4'tü. Bu hesaplamayla evet. 4 olan matematik katsayısı ortalaması düşük olduğu için, tamam, ortalaması düşük olduğu için birdenbire 5'e 6'ya çıkartabilir. Nereden alır bunu? Bazen dinden alır, bazen Türkçeden, bazen fenden. Peki nasıl alır bunu? Alırken de yine o derslerin ortalamasına göre alır. Yani bu şu demek değil. Matematiğin katsayısı yükseliyor. Şöyle bir yanılgı oluyor Ece burada. Matematiğin katsayısı yükseliyor. Ne olacak o zaman? Türkçeninki düşecek belki. Ama neye göre? Evet. Yine ortalamaya göre. Hep ortalamaya bakarak aslında cevap veriyor standart sapma bize. Matematiksel hesabında çok rahat bir şekilde başka bir günde sadece onu hesaplatabiliriz aslında, bir örnekle verebiliriz. Bunu Yasemin Hocam örneklemeyi yapıp yayınlayalım demiş standart sapma ile ilgili olarak. Biz de eğer böyle bir çalışmanız olursa sosyal medya hesaplarımızdan da zevkle yayınlayabiliriz. Tabii ki. Yani son tabii ki farazi cümleler belki olacak. Çünkü bilmiyoruz Türkiye ortalamasını ama çok da keyifli olur. En azından şekillenir insanların aklında. Şunu tekrarlamakta yarar var. Gerçekten hani böyle bir her sorunun bir değerinin olmadığını bilin. Yani 20 sorunun matematik için 20'si de aynı puan demek. Evet 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Götürdükten sonra kalan netler üzerinden zaten bir güzel hesaplama yapılıyor. O güzel hesaplama bize çok şey çıkartacak. Ve hani gerçekten şunu bilsinler herkes, zor sınavlar güzel çocukların hoş yerlere çıktığı sınavlardır. Kimseyi de bir tane boşum var hocam benim matematikten. Eğer 12 doğrunun varsa evet. Çok güzel ve toplamda 5 yanlış olan yer yer değişir. O toplamda 5 yanlış olan öğrencinin gerçekten gideceği okul bence parmağımızla sayacağımız o sayılı okullar vardır ya, onlardan bir tanesi. Evet. Bizim de çok keyifli yapacağız bunları. Çok keyifli geçireceğimiz bir kayıt dönemi geleceğine inanıyorum önümüzde. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili Yeşim. Tekrar sözüm vardı seni alacağıma dair. O yüzden büyük bir keyifle ağırladım. İnşallah bir daha yayınları da yapalım. Hem genel bir değerlendirme olmuş olduk hem de ayrıntıya girdik. Sağ olasın, eksik olma. Görüşürüz. Dönemi de ayrı güzel oldu. Teşekkürler. İnşallah. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, son derece bütün uzmanların birleştiği noktalar, aman çok doğru bildiğimiz yanlışlar yapmayalım, heyecanlanmayalım, süreci iyi yönetelim dedik. Eğer Yasemin Hocam buradaysa onun da bir vedası için son 1-2 dakikaya değerlendirip almak istiyorum. Burada ortak kanımız hepimizin çok güzel bir sınav geçirdik. Aynı güzellikse şimdi hem sonuçları bekleyelim sakin olarak, hem de süreci öyle değerlendirelim diyor uzmanlarımız. Yasemin Hocam tekrar merhaba. Şimdi son sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Ece. Muhteşem, bence çok faydalı bir şey oldu bu. Ancak bu bir başlangıçtı. Bu ekip bütün yaz boyunca her türlü soru için yanınızda olacak. Bunu bilmelerini istiyorum velilerin. Çok güzel sorular geldi. Hepsini takip ettim Ece. Çok güzel sorular vardı. Güzel. Çok bilinçli anneler vardı. Çok çok bilinçli sorular gördüm. Şimdi şuna inanıyorum. Bugün zamanımız çok kısıtlı. Bir kere çok şeyi merak ettiler. Şu standart sapmayı çok merak ettiler. Ben standart sapmayı 2 sene önce bu işle harmanlayıp da puanı değiştiren öğretmenimizle bir örnekleme yaptıracağım. O örneklemeyi ya Instagram'da post yaparsın Ece. Veya yaparım hocam. Açıklama yaparız uzun uzun ve anlatırız velilere. Böylece rahat etsinler. Tamam. Nedir çan eğrisi? Nedir standart sapma? Evet. Ders bazında
değerlendirme, katsayının matematik katsayısının nasıl 9'a çıkıyor? Bunların hepsini Ececiğim hemen bu hafta bence açıklayalım, bir rahatlasınlar. Tamam. Bir de yine Mehmet Hoca'yla rehber uzman rehberimiz Mehmet Hoca'yla çok güzel bir Instagram, şimdi tam vakti bence. Sorular tabii çok. Ki. Sorular çok. Ankara'dan Mehmet Hocamız bence çok güzel cevaplar verecektir. Yüzdelik dilimler hiç geçen seneki gibi değil. Sıralama önemli. Evet. Onların hepsini anlatacaktır. Ama gerçekten bu ilgili velilere, bize çok güzel soru soran bu velilere çok teşekkür ediyorum. Ne güzel takip ettiler. Bravo. Harika. Çok, ben de size çok teşekkür ederim. Nefesiniz bol olsun hocam. Şimdi altılar yediler gözünüzün içine bakıyor. Bu yılki tecrübeleri de üzerinize alarak çok heyecanlılar, hazırlayacaksınız. Çok tabii heyecanlılar. Ki, tabii ki. Bugün yediler. Çok heyecanlılar. Sıranın kendilerine geldiğini biliyorlar. Koşuşturmadan. En güzeli de ne biliyor musunuz hocam? Altıların, yedilerin o soruları çözmeye çalışıp hepsini çözemeyip 3 ay sonra geldikleri noktayı nasıl çözebildiklerini görecek olmalarının heyecanı beni bile sarıyor açıkçası. Ben şimdi birçok yedi öğrencime, kendi öğrencime de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi bu soruları çözmeye çalışın. Nasıl olsa çözemedikleriniz olacak ama 3 ay sonra nasıl çözdüğünüzü göreceksiniz. Çok heyecan verici. Buradan sizin nezdinizde Bakan Okulları'nın bütün öğretmenlerini, emektaşlarını, öğrencilerini ve velilerini sevgiyle kucaklıyorum hocam. Çok da teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler Ececiğim. Çok sevgiler. Tekrar görüşmek üzere canım. Hoşça kal. Hoşça kalın. Çok heyecanlı bir yayındı benim için. Aynı anda 6 tane konuğu hem de bazılarını 2 kere ağırladım. Çok soru var aklımda, sizlerin de sorularını görmedim değil. Sesimiz yettiği kadar cevaplamaya çalıştık. Öncelikle her zaman hep aynı şeye geliyorum. Bu bir sınavdı ve sınav bitti ama asıl sınav şimdi başlıyor. Şimdi çok daha tutarlı davranmalıyız. Çocuklarımıza, aileler olarak çocuklarımıza doğru önderlik yapmalıyız. Çok telaşlanacak bir şey yok ama takip şart. Takibi, sıkı takibi yapmamız lazım. Umutsuzluk yaratacak bir şey yok. Ne olur geçen yılki gibi kaç sorunun cevabını bulduk, ne kadar netimiz var, kaç full yaptık gibi düşünmemek lazım. Benim değerli uzmanlardan anladığım bu. Burada bir parça sakin tavırlarla gideceğiz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Açıklık ilkemiz gereğince Pakkan Okulları'nda bu yayınları yapmaya, sizlerin sorularına cevap bulmaya, sorduklarınızı ışığıyla yeni açılımlar yapmaya bizler devam edeceğiz. Öncelikle sağlıklı kalın, her zaman söylediğim gibi. Şimdi güzel bir tatil zamanı, güzel bir nefes zamanı. Ondan sonra tekrar hayatımız başlayacak. Nefes derken altıları ve yedileri kastetmiyorum tabii ki. Onlar bir parça, belki de tempoyu arttırma zamanı. Tek öğrendiğimiz, tüm öğrendiğimiz şeylerin en tepesinde ne olursa olsun çok okumamız, çok konuşmamız, çok muhakeme yapmamız gerekiyor. Efendim sağlıkla kalın, huzurla kalın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.